Soruşturma haberleriyle değerli izleyiciler, gazeteci Fatih Altaylı ve İsmail Saymaz'a halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma suçlamasından reysen soruşturma başlatıldı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca 21 Kasım'da Fatih Altaylı tarafından yazılan "Enkazdan korkmayan, mapustan korkmaz" başlıklı yazıda ve aynı gün Halk TV'de yayınlanan Rota isimli programda İsmail Saymaz tarafından Cumhurbaşkanı Erdoğan Bahçeli'ye MHP'li vekillerle ilgili bazı görüntüler izletti iddiasına ilişkin halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma suçundan reysen soruşturma başlatıldı. Gazeteci Fatih Altaylı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın MHP lideri Devlet Bahçeli ile yaptığı görüşmede istifası istenen MHP'li vekilleri gündeme getirdiği iddiasını yazmıştı. Fatih Altaylı'nın aktardığına göre Erdoğan, söz konusu altın kaçakçılığı iddiasını gündeme getirdiği toplantıda Bahçeli'nin milletvekilleri de savunması üzerine koalisyon ortağına bazı görüntüler izletmişti. Fatih Altaylı'nın iddiaları bu yöndeydi. Başsavcılıktan yapılan açıklamada İsmail Saymaz'ın sözlerinin İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi tarafından doğru olmadığının teyit edildiği bilgisi aktarılırken soruşturmanın iki şüpheli yönünden halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma suçundan başlatıldığı ifade edildi. Şimdi takip edeceğiz bu konuyu, ekranlara taşıyacağız önümüzdeki dakikalarda ve saatlerde ayrıntılarıyla birlikte. Bugünün gündemi çok sıcak. Başta özellikle adalet gündemi olmak üzere gelişmeler sıcak. Zira bir yandan özel hastane çetesi o davada 5. gün. Tele1 muhabiri Ceren Ural son gelişmeleri Bakırköy Adliyesi'nden bize aktaracak. Az sonra ekranlara getireceğiz. Kemal Kılıçdaroğlu CHP'nin eski genel başkanı, o bugün hakim karşısında olacak. Detaylara bakacağız ama gündem sıcak. Gündem ısınırken günden güne hava soğuyor değerli izleyiciler. Bu da bugünün önemli bir sorusu olarak karşımıza çıkıyor. İstanbul'a kar mı geliyor? Yurdun büyük bir bölümünde olumsuz hava koşulları etkisini sürdürüyor. Pek çok bölgede kar yağdığı haberleri ard arda gelmeye başladı. Acaba kar yağışı İstanbul'a doğru yola mı çıktı? Bugünün sorusu bu. Ancak meteoroloji uzmanları İstanbul'da tabii yapılaşma ve betonlaşma dolayısıyla oluşan ısı adasına dikkat çekiyor ve o beklenen kar yağışının bu yılda bu sefer de görülemeyebileceğini vurguluyor. AKOM'dan, İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamalar da var. Başta İstanbul olmak üzere, Ankara olmak üzere. Bakın uzmanlar neler söylüyor. Değerli izleyiciler, meteoroloji uzmanı Orhan Şen'in sosyal medya hesabından yapmış olduğu paylaşımları getirdi arkadaşlarım ekranlara. Getirelim arkadaşlar, Orhan Şen neler söylüyor hem İstanbul'la hem Ankara'yla ilgili olarak onları paylaşacağız. Hazır mı paylaşımlar? Pekala, işte geldi. Şöyle söylüyor Orhan Şen, yarın cumartesi sabah erken saatlerde Trakya'dan soğuk ve çok kuvvetli hava, yağışlı hava girişi yapacak. Rüzgar karayele dönecek ve sıcaklıkları 10-12 derece ani düşürecek. Trakya, İstanbul, Balıkesir, Çanakkale, İzmir, Aydın ve Muğla'da kuvvetli yağışlara neden olacak su baskınları olabilir diyor ve devam ediyor. Yarın gelecek olan soğuk ve yağışlı hava cumartesi akşama doğru ve pazar pazartesi günleri salı İç Anadolu, Orta ve Batı Karadeniz'in iç kesimlerinde. Doğu Anadolu'da kar yağışlarına neden olacak. İstanbul'da kar yok. Sıcaklık İzmir'de 11, İstanbul'da 7, Ankara'da 2 dereceye kadar düşecek değerli izleyiciler. Ani düşüşler sıcaklıklarda yarından itibaren. 3. Ankara bugün ve cuma yağmurlu, lodos var 17 derece. Cumartesi şiddetli yağmur su baskını yapabilir. Cumartesi öğleden sonra hava hızla soğuyacak, akşam 1 dereceye kadar düşecek. Akşam karla karışık yağmur ve kar yağışı. Pazar pazartesi de devam edecek. Gündüz sıcaklık 3 dereceye kadar düşecek diyor Orhan Şen sosyal medya hesabından yapmış olduğu paylaşımda. İstanbul Valiliği'nin de yaptığı bir paylaşım vardı. Onu da arkadaşlarımızdan rica edelim. O da geldi. Bakınız ekranlarınıza. İstanbul Valiliği diyor ki bölgemizde mevsim normalleri üzerinde seyreden hava sıcaklıklarının cumartesi günü öğle saatlerinden itibaren İstanbul'da 8 ila
10 derece azalarak mevsim normallerinin altına ineceği tahmin ediliyor. Yani yarın öğleden itibaren sıcaklıklar 8 ila 10 derece azalacak. Beklenen soğuk ve yağışlı hava nedeniyle cumartesi günü İstanbul'da yağışların aralıklı olarak genellikle yağmur ve sağanak şeklinde kuvvetli olması bekleniyor. Akşam saatlerinden sonra İstanbul'un yüksek kesimlerinde hafif karla karışık yağmur ve hafif kar yağışı ihtimali bulunmaktadır deniyor. Hafta sonunda İstanbul'da beklenen günün en düşük hava sıcaklığının 3 dereceye, en yüksek hava sıcaklığının ise 7 dereceye düşmesi bekleniyor açıklamasını yaptı İstanbul Valiliği. Dedik ya, gündem sıcak ama hava hızla soğuyor değerli izleyiciler. Bu da bugünün önemli başlıklarından biri olarak karşımıza çıkıyor. Şimdi bugün neleri takip edeceğiz? Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhuriyet Halk Partisi'nin önceki genel başkanı Kemal Kılıçdaroğlu bugün hakim karşısında olacak. Erdoğan'a hakaretten 11 yıla kadar hapis ve siyasi yasak istemiyle yargılanıyor Kemal Kılıçdaroğlu. Cumhuriyet Halk Partisi'nin 7. genel başkanı Kılıçdaroğlu hakkında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın şikayeti üzerine bir hakaret davası açılmış ve ilk duruşması bugün görülecek Ankara 57. Asliye Ceza Mahkemesi'nde. Kılıçdaroğlu katılma kararı aldığı davada az önce ifade ettiğimiz gibi 11 yıl 8 aya kadar hapis ve siyasi yasak istemiyle yargılanıyor. Kılıçdaroğlu'nun avukatı Celal Çelik davanın gerekçesini Erdoğan'ın şikayeti üzerine açılan hakaret davası olarak açıkladı. Söz konusu davanın 17-25 Aralık 2013 yolsuzluk soruşturmalarının ardından Kılıçdaroğlu'nun dönemin başbakanı Erdoğan'a yönelik kullandığı ifadeler nedeniyle açıldığı ifade ediliyor. Kılıçdaroğlu hakkında 9 dava ve 5 soruşturma olduğu da ifade ediyor Kılıçdaroğlu'nun avukatı. Tabii bugünkü duruşma öncesinde hatırlayacaksınız Kemal Kılıçdaroğlu önceki günlerde yapmış olduğu paylaşımda safları sıkılaştırın mesajı vermişti. Dolayısıyla bugünkü o duruşmayı pek çok Cumhuriyet Halk Partili milletvekilinin izlemesi bekleniyor. Aralarında Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın da bulunduğu Büyükşehir Belediye Başkanları da yine duruşma salonunda yerini alacak. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ise o da sosyal medya üzerinden safımız belli paylaşımı yapmıştı. İmamoğlu bugün Almanya'da olacak. Onun da programları devam ediyor. Gazete Pencere'yi getirelim ekranlara. Zira hükmü erken açıkladı Adalet Bakanı Yılmaz Tunç. Biz de tabii geride kalan gün içerisinde ayrıntıları sizlerle paylaşmıştık. Hükmü verdi, tehdit etti deniyor bugün Gazete Pencere'nin manşetinde yer verdiği haberinde. Özellikle Kemal Kılıçdaroğlu'yla ilgili bu dava henüz görülmeden Adalet Bakanı'nın söyledikleri önemliydi. Şöyle söylüyor Pencere, Kılıçdaroğlu Erdoğan'a hakaret iddiasıyla bugün hakim karşısına çıkıyor. Adalet Bakanı hükmü baştan verdi, siyasileri tehdit etti deniyor haberin başlığında değerli izleyiciler. Zira Yılmaz Tunç bir gün önce yaptığı açıklamada Kılıçdaroğlu'nu adeta suçlu ilan etti. Siyasileri konuşmalarına dikkat etmeleri konusunda uyardı. Örnek alırlarsa onun da sonu bu genel başkan gibi olur. Siyasetçilerimiz için ibret verici ifadelerini kullanmıştı. CHP'den Bakan Tunç'a tepki yağdığı da ifade ediliyor bugün Gazete Pencere'nin ilk sayfasına ve manşetine taşıdığı haberinde. O zaman gelin sizi düne götürelim. Adalet Bakanı neler söylemişti yaptığı açıklamada hatırlayalım. Yıllarca siyasi